Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi çemberde uzunluğun tarama testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzla birlikte. Hemen vira bismillah diyorum ve ilk sorumuzla başlıyor. Şimdi köşe taşında çözdüğümüz soruların burada toplu karmasını görüyoruz arkadaşlar daha çok. O yüzden burada yapacağım hamlelerin hepsini köşe taşlarında zaten detaylı bir şekilde anlattık. Yani çözemediğiniz soru işte kaçıncı soruysa o köşe taşına bakarsanız hemen orada ayrıntılı bir şekilde daha iyi öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi burada ne yapıyorduk kardeşlerim? Burada hemen şu çemberimizin merkeziyle dörtgenin çembere dokunduğu noktayı birleştirip biz buna yarıçap diyoruz. Bu bir. Bakın dörtgen şurada da dokunuyor çemberimize. O halde burayı da birleştirelim ve buna da yarıçap olduğunu söyleyelim. Şimdi şurası toplamda 7,5'muş. O halde şuraya da 7,5 diye yazalım. Ve bakın burada 15'in yarısı, 20'nin yarısı, 15, 20, 25 üçgenimiz vardı bizim. Demek ki 15'in yarısı, 20'nin yarısı ise bu da 25'in yarısı olacak. Yani yarıçapımız 25 bölü 2 çıktı arkadaşım. O da 12,5 tabii ki. Hemen şuraya 12,5 yazalım. Yarıçapımız 12,5. Şimdi şuradaki K dediğim uzunluğu bulacağım. Yani OA uzunluğunu bulup oradan da X'e ulaşacağım dostum. Önce OA'yı bulalım. Tabii ki OA'yı bulabilmem için de şurada bakın bir dik üçgen var. Burada mecbur bir Pisagor bağıntısı yapmak zorundayım diye düşünüyorum. Şimdi Pisagor'u yaparken de şuna dikkat edelim. Bakın şurada bir 3,5 var. Yani kaçın yarısı? 7'nin yarısı var arkadaşlar. Şurası 7'nin yarısı. E burası 25'in yarısıysa 7, 24, 25 üçgenidir bu diyebilirim gönül rahatlığıyla. 7, 24, 25 üçgeni. O halde 7'nin yarısı 25'in yarısıysa burası da 24'ün yarısı olacak yani 12. Tabii ki dikdörtgenimin bu kenarı 12 ise üstteki kenarı da 12 olmak zorunda. Demek ki X Ceyhan olacak, yapıştır gelsin. Geldik ikinci sorumuza. Bu soruda arkadaşım çemberde kiriş görünce hiç düşünmeden kirişin tam ortasına bir kere dikmemizi indirecektik. Bu birinci hamle. Bir de ikinci hamlemiz vardı. Kirişin uç noktasıyla merkezi birleştirecektik. İşte onu da yapalım hatta. Bu da bizim yarıçapımız olacak. Şimdi bu bir kere tam ortaya düştüğü için yani şuraya ben bir K harfi verirsem K AB'nin tam ortası. AB uzunluğu toplamda 12. 6 6 bölmek zorunda. Yani şuraya 6 yazalım. Şuraya da 4 kaldı dostum. Ve bakın burada bir dik üçgen çıktı. 3, 4, 5 dik üçgenidir bu. Hemen şuradaki dik üçgende yine bizim sevdiğimiz, bizim için özel olan bir dik üçgen. 3 ile 6 kenarları. Yani biri diğerinin 2 katıysa hipotenüsümüz küçük olanın kök 5 katı olacaktı. OB uzunluğu 3 kök 5. Yani çemberin yarı çapı 3 kök 5'tir. Cevap Denizli'den geldi. Üçüncü soruyu okuyorum. Bir 30 derecemiz var. Olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç santimdir diye bir soru sormuş. Şimdi 30, karşısındaki yayın ölçüsü 60 derece. Şimdi bu 60 derecenin önündeki kirişi de çizelim biz arkadaşlar ve şunu söylemiştik. 60 derecelik bir yay parçasının önündeki kiriş daima yarıçapın uzunluğuna eşittir. Bunu kısaca hemen R'yi bulmak istiyorsanız 60'ın önündeki kirişin uzunluğunu bulmanız yeterlidir diye söylemiştim dostum. Şimdi gelin önce bu kirişi bir bulalım. Şuradan dik indirelim. 30'u gördüğüm için karşısına hemen diklik indirdim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3'tür diyorum. Şuraya da 4 kök 3 olduğu için 1 kök 3 kaldı. Hadi şuradan da Pisagor'umuzu çakalım. 3'ün karesi 9, kök 3'ün karesi 3. 9, 3 daha 12, R eşittir kök 12 yaptı. Demek ki 2 kök 3 çıktı çemberin yarıçapı. Hani neden hocam R direkt buradaki kirişe eşit? Onu da şöyle ispatlayalım. Bakın şöyle çizdiğinizde 60 dereceyi gören merkez açımız da 60 derecelik bir ölçüye sahiptir. Ve bu yarıçap, bu yarıçap olduğu için bu artık eşkenar üçgene döner. R, R bu kenarda R olur. Dolayısıyla 60'ın önündeki kiriş kesinlikle yarıçapa her zaman eşittir deriz. Dördüncü sorumuz, iki tane kirişimiz var ve bu iki kirişin arkasındaki yayların ölçüleri toplamda 180 derece. Hemen ne yapıyorduk köşe taşında? Bunların ikisini şöyle ucuca ekliyorduk. Bakın şu 5 santimlik kirişi tuttum buraya getirdim. Ve
Şurası işte CD kirişi olsun. Burası CD kirişi olmuş olsun. Ve biz artık şunu biliyoruz. Bu iki kirişin arkasındaki şu kırmızı yaptığım yayın ölçüsü 180 derece. Ne zaman 180 derece oluyor bir yay? Çap çizildiğinde, çap bizim dairemizi ikiye bölüyordu. Demek ki şu D ile B'yi birleştirdiğim zaman burası kesinlikle merkezden geçecek ve çap olacak. Şimdi bize neyi soruyor? Çemberin çapını soruyormuş zaten. Biliyoruz ki çapı gören çevre açı kesin 90 derece. Hemen şuradaki dik üçgenden, bakın az önce de karşımıza çıktı. Biri diğerinin iki katı olduğunda hipotenüs küçük olanın kök 5 katı. Yani 5'in kök 5 katıdır çap. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 5. soruyu çözüyorum arkadaşlarım. Dondurma kuralı yapacağımız, ki 3 tane dondurma kuralı yapacağız hatta burada. FKL, PKL. PKL üçgenin, yani şu üçgenin çevresini bizden istiyor dostlarım. PA'yı 24 vermiş. Hemen birinci dondurmayı yapalım isterseniz. PB de 24 olacak diyelim. Şimdi küçük dondurmalarımızı görelim. Bakın Kastamonu noktasından bir KT, bir de KA teğeti çizilmiş. Bunlar eşit. Yani buna X dediğimde bu da X. Hatta şurası 24 eksi X. Şu L noktasından bir teğet buraya, bir teğet buraya çizilmiş. Buna Y dersem bu da Y. Hatta şurası 24 eksi Y. Şimdi üçgenimin çevresini bir toplayayım. Bakın neler var. Şu kenarda 24 eksi X var. Artı şu kenarda 24 eksi Y var. Artı üçüncü kenarımda da X ve Y var. Yani X artı Y var. Benden bu isteniyor. Bakın eksi X artı X'i, eksi Y artı Y'yi götürdü. Cevabımız 48 çıktı. Bunun çok benzerini üniversite sınavında sormuşlar. Bir 10 yıl mı ne kadar önce sormuşlar arkadaşlarım. Biz kısaca bunu derste öğrencilerimize anlatırken hani böyle bir soru çıkmaz diyoruz. Çünkü daha önce sorulmuş, çok basit. Direkt olayımız şuradakinin iki katıdır. Yani şu büyük teğetlerin PA var ya, ya da PB. Onlardan birinin uzunluğunu biliyorsan çevre direkt onun iki katı çıkar her zaman deriz. Ve çok da üstünde durmayız arkadaşlar. Evet, 6. sorumuz. O merkezli çember. Bakın hemen dedik ki bir kiriş görünce BC bir kiriştir. Tam ortasına dikmeyi indirin her zaman. Bu tam ortaya düştü. Teğet görünce hiç düşünmeden TET yarı çapınızı dik indirin dedik. Şurası 6. Şunlara da bir harf verelim. KK dersek. Bakın şurası toplamda ne oldu arkadaşım? K artı 2. O halde burası da K artı 2. Şimdi bundan sonrasında soruyu çözmek için iki türlü işlem yapabilirim. Birincisi kuvvet alma. İkincisi de Pisagor bağıntısıyla ben bu soruyu çözerim dostlarım. Kuvvet almayı ilerleyen köşe taşlarında görmüştük. Muhtemelen burada da kuvvet almanın sorusu çıkacak karşımıza. O yüzden ben şimdilik kuvvet alma dışında Pisagor bağıntısıyla yapmayı göstereyim. Şimdi şuradan kirişin ucuna yarı çapımı çizdim. Ve bakın biz yarı çapı şurada K artı 2 olarak bulduk. O yüzden burası da K artı 2. Hemen şu dik üçgende 6 varsa 8 10 olabilir mi diye düşünüyorum. K'ya 8 dersem burası 10 oluyor mu? Oluyor. O zaman 6 8 10 üçgenidir. Yarı çapım 10 çıkar. Zaten yarı çapı soruyormuş. Cevap Adana'dan geldi. Evet, 7. soru. Önce soruyu okumadan önce şu yapılması gereken hareketleri bir yapalım. Bir kere merkezden tam teğet olduğu noktaya yarı çapı dik indirelim. Yine aynı şekilde tam şuraya da yarı çapımızı dik indirelim. Bunlar R, R. Hatta R'yi kök 2 mi vermiş? Evet, O, E kök 2 imiş. O halde R'miz kök 2. Bu da kök 2. Bu da kök 2. Tabii ki şurası da, tabii ki şurası da kök 2 olmak zorunda. Şimdi şurayı bir Pisagor yapabiliriz istersek burada. Bakın 2'nin karesi 4, kök 2'nin karesi 2, kök 6 geldi. Şuranın uzunluğu toplamda kök 6. Belki bir işimize yarar diye yazdım arkadaşlarım. Evet, devam edelim. Dik üçgeninde TK teğettir falan filan diyor. Olduğuna göre KC X nedir diye de bir soru sormuş. X de şurası arkadaşlarım. Şurada görüyoruz. Şimdi şu üçgeni de şöyle bir tarayayım ben. Dostum sanki burada bir benzerlik yapabiliriz değil mi? Şimdi üçgende benzerliği anlatırken şöyle demiştim ben. Bir soruda iki veya daha fazla dik açı görüyorsanız, dik üçgen görüyorsanız
aklınıza bir AB90 yazarak benzerlik yapmak gelsin demiştim. Bakın AB90 yazdım. Şimdi bu A ile şuradaki açımız yöndeş açı olduğu için bu da A. Şurada bir 90'ımız var. O halde burası da B. Bir benzerleyelim arkadaşlarım. Bakın burada A'nın karşısında 2 var. Bölü. Burada A'nın karşısında kök 2 var. Eşittir. Burada B'nin karşısında kök 2 var. Burada B'nin karşısında da x var. Hemen içler dışlar yapıyorum. 2x eşittir 2. X eşittir 1 geldi. Sorumuzun cevabı Adana'dan çıktı. Evet, çayımızdan da bir yudum aldık. Hemen çevirdik arka tarafı. Ve 8. soruyla da devam edelim arkadaşlarım. Şöyle güzelce bir koyalım 8 numarayı. Bakalım ne diyor. Şimdi iki tane çember var. Birinin çapı 5, diğerinin çapı 9 santim. Şunun merkezini şöyle bir yerde işaretleyelim. Tam ortaya düşsün. 5 bölü 2. 5 bölü 2 de burası olsun. Merkezden teğeti görünce hiç düşünmeden teğeti dikmemizi bir kere ineceğiz. Bu da 5 bölü 2. A ile D'yi birleştirirsem çapı gören çevre açı olduğu için bu da 90. Zaten sorunun da çoğunluğunu bitirmişiz arkadaşım. Biz bakın şimdi neler geldi karşımıza. Şimdi şu uzunluğun toplamını bir yazayım. 2 kere 4 8, 5 daha 13 bölü 2 burası. Bak o zaman burası kesin 6. Nereden biliyorsun öğretmenim? Şu dik üçgene bir bakın. 5 bölü 2 yani 5'in yarısı. 13 bölü 2 yani 13'ün yarısı. 5, 12, 13 üçgeninin yarısı. O yüzden buraya 12'nin yarısı yazdım arkadaşım. Şimdi bir de benzerlik yapacağım. X'i buradan patlatacağım. Şuradaki kenarların oranına bakın. 13 bölü 2'ye 5 bölü 2. 13 bölü 2'ye 5 bölü 2 eşittir. Buradakiler de 6'ya x. İşte benzerliğin kuralını yazdım. Bölü 2'ler gitti. 13x eşittir 30. X eşittir 30 bölü 13'ü paketledik. Evet 9. sorumuz. BF bölü AE oranı nedir diye soruyor. Öklit çakacağız arkadaşlar bu soruda da. Önce şu oranı bir yerleştirelim. AC'ye 1K, DB'ye 2K deyin diyor. Şimdi BF, şuna X diyelim. AE, buna da Y diyelim. Şimdi dostum bir tanesini de gösteriyorum şöyle. Kurşun kalemle çizmeye çalışayım. Şimdi önce X'i bulalım hatta. Şu AF'yi birleştirirsem şurada çapı gören çevre açı oluyor 90 derece. Ve diklikten diklik indiği için ben burada öklit'i çakabiliyorum. Hemen öklit neydi? Yan kenarın öklit'i bakın. X kare eşittir. Kendine yakın olan parça 2K çarpı hipotenüsümün tamamı. Yani BA diyelim biz ona. BA. Şimdi aynı muhabbeti şuradan bir EB'yi çizdiğimde bakın burası yine çapı gören çevre açı 90 derece olacağı için yine diklikten diklik indi ve ben yine öklit'i çakabiliyorum hemen. Bunu da yapalım. Bu sefer Y kare eşittir. Yakın olan parça K çarpı hipotenüsün tamamı yine BA. İşte bunları da şöyle birbirine böldüğümüzde BA'lara bay bay, K'lara bay bay. X bölü Y'nin karesi eşittir 2 çıktı. Bize de X bölü Y'yi sorduğu için her iki tarafın kare kökünü aldım. Kök 2 geldi arkadaşım sorumuzun cevabı. Bakın bu soruda artık alıştık artık arkadaşlarım. Yapacağımız şeyler belli. Bir kere 1. Teğet olduğu noktaya yarıçapı kesin dik indireceğiz. Yani artık soruyu okumamıza bile gerek yok. Bunlar kesin yapılacak hamleler dostlarım. İşte AB'yi 18 vermiş. Bu bir dikdörtgenmiş. AD'de 16. Tamam dikdörtgenin kısa kenarı 16. Uzun kenarı da 18 birimmiş. Bunları da biliyoruz. Olduğuna göre çemberin yarıçapı nedir diye soruyor. Şimdi başka ne yapacaktık? Bakın şurada bir kiriş var. DK diyelim hadi buraya. Bu kirişi kesin 2'ye bölecekti değil mi? Dikme indirirsek. Şurası kesin 2'ye bölecek. Bakın bu tarafta da bir kiriş var. Şuna da DM diyelim. Bu DM kirişi de kesinlikle 2'ye bölünecek. Bu diklikleri çizdiğimiz vakit tabii ki. Buna göre de çemberin yarıçapı nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi neler yapalım diye düşünelim şöyle bir bakalım. Şimdi şurası R. Şurası R. Şurası R. Şurası R.
Buraya 16 eksi r kaldı. Burası da 16 eksi r. Demek ki şurası da 16 eksi r. O zaman burası da 16 eksi r. Şurası 18 eksi r. O zaman bu da 18 eksi r. Hatta ben şu orduyla denizliği birleştirirsem bu da benim r dediğim yarıçap. İşte size şuradan dik üçgenimizden soruyu gömebilirsiniz artık arkadaşlarım. Hatta bakın 16'dan bir şey çıkıyor. 18'den bir şey çıkıyor. 16, 18, 6, 8, 10 üçgeni mi diye bir deneyin hatta siz bence. R'ye 10 verdiğinizde bakın gerçekten de 6, 8, 10 olduğunu fark edeceksiniz. Zaten R'yi soruyor. En kötüsü ben olsam hiç Pisagor'la uğraşmayın diye söylüyorum arkadaşlar. R'ye A şıkkından, B şıkkından, C şıkkından tek tek deneyerek giderim. Yani hangisi artık sağlıyorsa onu da işaretlerim. Cevap zaten 10 dedik. Evet, 11 numaradayız arkadaşlarım. T ve K teğet değme noktalarıdır. Tamam, zaten teğet değme noktalarını hemen şeyle birleştireceğiz. Bir kere burası 8 ise zaten şu da kesinlikle 8 değil mi arkadaşım? İlk dondurma kuralından. Ve iki teğetin kesim noktasıyla merkezi birleştirirsek bu her zaman açı ortay olacaktı. Şuraya da 8 eksi x yazalım. Bunu da bir söylemiş olalım. Buna göre x kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi. Evet, düşünüyoruz arkadaşlar. Bu açı ortay teoremini bir kere yapabiliriz diye düşünüyorum. Açı ortay teoreminden 8 bölü 8 eksi x şurası bölü şurasıdır diyebiliriz. Şu teğet değme noktalarına da bir yarı çapımızı da dik indirelim şöyle. Bunlar da belki bir işimize yarar. Şurası R. Şimdi şurası da R. Bakın burada bir ikiz kenar üçgen çıktı arkadaşlarım. Belki bir işi yine yarayacak. Şurası da 90 derece. Onu da bu arada söyleyelim. Teğet de dik iner. Şimdi şuraya A diyelim. Şurası A. Tersten burası da A. Başka. Şuraya B yazalım. Burası da B. A ile B'nin toplamı 90 oldu. B var, burası 90 ise şurası da A. B var, burası 90 ise şurası da A. Ve bakın ne çıktı arkadaşlarım? R, R, R. Yani burası bir eşkenar üçgen çıktı. O zaman A demeyelim. 60 yazalım biz buna. Şuraya da 30 kalsın. Şuna da 60 yazalım. Buna 60 yazalım. Buna 60 yazalım. Şurası 30. B'lerde 30 oldu. Şimdi 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yani şurası 4 olacak. Yani 8 eksi x dediğim şey 4. O zaman x de 4 geldi. Evet, şuna bakıyoruz. Şimdi bir kere hemen hiç düşünmeden yapacağımız şey bir kere bu dik yamuk şurası 90 derece. Çünkü burası da 90 oldu değil mi? Dik yamuk olduğu için. Şuradan hemen teğet noktasına da dikliğimizi indirelim. 6'yı ve 2'yi gördünüz değil mi arkadaşlarım? Bize de x kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi şurası benim çemberimin yarıçapı. Şurası da r. Şurası da r. Arkadaşlar şurayı gördüyseniz 6, 8, 10 üçgeni çıktı yine. 6'dan dolayı söyledim. R'ye 8 verdim. Gerçekten de burası 10 oldu. R 8. Dik yamuğun gereğinden dolayı şuradan aşağıya dikliğimi indiriyorum. Burası x. Şurası 8 eksi x. Şurası da 8 oldu. Şimdi ister benzerlik yaparak buluruz sorumuzu. İstersek de başka ne yaparız? Başka da bir şey yapamayız. Zaten mecbur benzerlik yapacakmışım. Hadi yapalım. Şuraya A, 90, B. A, şurada 90 var. Buraya da B yazıyor. Ve bakıyorum A'nın karşısı burada 8. Bu kırmızı üçgende, onu da kırmızıyla şöyle tarayayım mı? Kırmızı üçgende de A'nın karşısı 8. Benzerlikten öte eş üçgen çıktı değil mi bunlar arkadaşlar? O zaman bunların 90'larının karşısı hatta B'lerinin karşısı da eşit. Yani buradaki B'nin karşısında 6 varsa şu B'nin karşısında da 6 olacak. Yani 8 eksi x dediğim yer 6. Dolayısıyla x 2 olmak zorunda diyeceğim ama... Aa pardon, burası 10 eksi x ya, çok özür dilerim arkadaşlar. 8 şuraya kadardı. 8 eksi x şu ara. Şurası 8 eksi x. Yani toplamda 10 eksi x burası. Evet, x demek ki 4 çıkacak. Allah'tan 2 yok şıklarda. Hemen tavşan gibi zıplamıştık. Evet, 13 numara bizim
Çok klasikleşmiş bir soru tipimizdir artık. Yani şu iki çemberi teğet görüyorsun. Hatta bakın 14. soruda da aynısı var. Hiç düşünmeden bu çemberlerin merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştireceksin. Bu bir. İki. Teğet gördüğün noktaya hemen yarı çapı dikindireceksin. Bunları da yapalım. M merkezi T noktası dedi de buna göre iki noktasında teğet olan M merkezi çemberin yarı çapını soruyor. Şuna R yazalım. R'yi soruyor. Buralarda R, R. Şimdi şurası 8 eksi R oldu değil mi? Şurası da R oldu. Şuradan aşağıya bir diklik indirdim. Burası da R. Şurası 8 eksi R. Dostum burası 9 dediğimiz yer neresi? DC'nin tamamı 9. Yani AB de 9. 9'sa şurası da 4,5 yapar. Burası da 4,5 yapar. O zaman şuraya da 9 bölü 2 yani 4,5 eksi R yazalım biz. Hatta şuraya da 4,5 yazalım. Yani 9 bölü 2 yazalım. Artık şuradan Pisagor bağıntısını kullandığın vakit sorunun cevabı gelecek. Biraz uzun sürecek ama arkadaşım yani yapacak da bir şey yok. Üç gibi duruyor. Yani özel bir dik üçgendir. Çok yüksek ihtimalle diye düşünüyorum ama onu da bulmak da hani sıkıntı. 4, 9 bölü 2'ler falan var ya. O yüzden onları bulmak sıkıntı diyorum. Aslında kesirli olmasaydı kesin özel bir dik üçgendir deyip hangi özel dik üçgen diye düşünmeye başlayabilirdim. Şöyle yapalım. Şimdi bu dik üçgeni şuraya ben bir daha çizeyim. Şıklardan gitmeye çalışalım. Şimdi 1 olsaydı burası 7 oluyordu değil mi? 8 eksi r dedik ya. 4,5'tan 1 çıktı. Burası 3,5 oluyordu. 4,5 bir daha burası 5,5 oluyordu. Şimdi iki katını alalım. 7, 14, 11. Yok böyle bir üçgen. Demek ki 1 değil. Sonra 1,2'den önce 2'yi deneyelim. 2 deseydik burası 6 oluyor. 4,5 ile 2'nin toplamı 6,5 oluyordu. 4,5 ile 2'nin toplamı 4,5'tan 2 çıkarsa burası 2,5 oluyor. 4,5 ile 2'nin toplamı da 6,5 yapıyor değil mi? 4,5 ile 2'nin toplamı da 6,5. Aa bak bu oldu lan. 2 çıktı sorunun cevabı. Bak 2,5 5'in yarısı, 12'nin yarısı, 13'ün yarısı. 5, 12, 13 üçgeninden 2 sağladı. İyi Pisagor'dan kurtulmuş olduk. 14. Yine aslında soruyu okumadan önce şu yapılması gereken hamleyi yapalım. Şimdi teğet görünce teğete yarı çapımızı dikindirelim. 1. Şu teğet noktası ve merkezi düz birleştirelim. Bu 2. Bir de şurada teğet noktası, merkez, merkez var. Burası da dümdüz birleşecek. Bu da 3. Evet. İşte çevirin içine çizelim. M merkezli çemberin yarı çapı 2. M merkezli çemberin yarı çapı 2 ise şuralara 2, 2 yazalım. Olduğuna göre OB yani büyük en büyük çemberin yarıçapı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi şuna R diyelim, şuna R diyelim. Şurası da R olsun. Bakın büyüğünün yarıçapı 2R çıktı. Şurası 2R. Şu da toplamda 2R. Buraya da 2R eksi 2 kaldı arkadaşlar. 2R eksi 2. Şimdi şuradan da normalde şu 2R eksi 2 ile R artı 2 her seferinde eşit geliyor birbirine dostlar. Yani bunlar her zaman eşit olmak zorundalar ama biz yine tabii normal yolla çözmeye çalışalım. Köşe taşında çözmüştük bunu zaten. Eşit olduklarını ispatlamıştık. Şimdi şuradan bir dikme indirdim. 2 ise şurası 2, şurası r eksi 2 oldu arkadaşım. Şimdi bir Pisagor buradan yapacağım. Bir Pisagor buradan yapacağım. Ve iki Pisagor bağıntısında da ortak olan şuna h diyelim. H kenarını eşitleyeceğiz dostlarım. Şimdi buradan h kare neye eşit olur? Hipotenüsün karesi eksi r eksi 2'nin karesi. Yani şuraya yazayım hatta. R artı 2'nin karesi eksi r eksi 2'nin karesi eşittir h kare. Peki şuradan h kareyi çekelim dostlarım. Buradan da 2r eksi 2'nin karesi eksi 2'nin karesi yani 4. Bu da h kareye eşit. Dolayısıyla bu ikisi birbirine eşittir diyorum. Ve buradan r'yi hemen bulmaya çalışıyorum arkadaşlarım. Gelin birlikte bulalım r'yi. Evet, ne diyeceğiz şimdi r'yi bulmak için? Mecbur açacağız bunları. Şuradan açalım. Birincinin karesi r kare artı ikincinin karesi 4. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 4r. Şimdi burada birincinin karesi r kare önümde eksi olduğu için eksi r kare. İkincinin karesi 4 önümde eksi olduğu için eksi 4. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi 4r
Önünde de eksi var. Artı 4R eşittir. 2R'nin karesi 4R kare. 2'nin karesi 4. Birinci ile ikincinin çarpımı 4R. Bir de 2 ile çarpıyorum. 8R ama eksi 8R. Bir de eksi 4 var. Şimdi sadeleşenlere bir bakalım. R kare, R kare gitti. Şimdi arkadaşlar merhabalar. Ben dün bu tarama testine başladım. Tam bu 15. soruya geldiğimizde bir misafirim gelmişti. Orada videoyu durdurmak zorunda kaldım. Tabi videoyu durdurunca da o video ayrı bir video oldu. Bu da ikinci video gibi oldu. Bunların ikisini birleştirip bir video şeklinde ben tarama testini komple atmayı düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi kaldığımız yerden 15. sorudan vira bismillah diyelim, devam edelim. Bir okuyorum soruyu. Diyor ki şurada bir oran vermiş. AD'ye 3K yazın diyor. AE'ye de 4K yazacaksın diyor. AE tamamı, yani buraya da 1K yazacağız. Hatta X yazmışsa biz de buraya 3X yazalım. Böyle bir şekilde yazdık. Buna göre X kaçtır diye bir soru soruyor dostum. Kuvvet alımı yapacağız burada. Dış noktadan kuvvet alımı. Şöyle demiştik. Çembere olan birinci uzaklığı bu noktanın çarpı ikinci uzaklığı. Kuvvet alma böyleydi. İç de olsa, dış da olsa, biri teğet de olsa arkadaşlarım, bu doğrulardan biri teğet de olsa hep aynı mantıkla yapıyoruz. Birinci uzaklık çarpı ikinci uzaklık. Şimdi alttaki doğru içinde birinci uzaklık 3x, ikinci uzaklık 4x deyip bunların da çarpımını birbirine eşitleyeceğiz. Şimdi üstteki kuvveti alalım. Birinci uzaklık 4'tü çarpı ikinci uzaklık tamamı, yani 9. Eşittir. Geldik buraya. Birinci uzaklık 3x çarpı ikinci uzaklık tamamı, yani 4x. Hemen şu 4'leri silelim. Buradan bir de 3'e bölelim her iki tarafı. 3 eşittir x kare geldi. Dolayısıyla x eşittir kök 3 çıktı. Cevabımız Adana'dan geldi. Evet. 16. sorumuza bakalım şimdi arkadaşlarım. Buna göre x kaçtır diye bir soru sormuş. Yine bir kuvvet alımı yapabilir miyim diye bakıyorum. İstersek yaparız kuvveti ama sonuç çıkar mı tam emin olamadım. Biz şu mantıkla hareket edelim dostlarım. Bakın AE dediğiniz şey çemberin içinde bir kiriştir. Ve biz kiriş gördüğümüzde hiç düşünmeden kirişin tam ortasına dikmeyi indirecektik arkadaşlarım. İşte bu dikmeyi indirdim. Bu benim kirişimi kesinlikle ama kesinlikle iki eşit parçaya bölecekti bu dikme. Şimdi yarıçap uzunluğumuzda 6 vermiş. Buraya da 6 yazalım. Sonra dostum bakın burada 6 var, 8 var. Şuranın uzunluğunun da 10 çıktığını gör. Evet, bunları yaptıktan sonra şimdi istersek kuvvet alabiliriz. Kuvvet alarak soruyu çözebiliriz dostlarım. Ya da isterseniz bir Öklit bağıntısı yardımıyla da soruyu her türlü gömebilirsiniz. Biz Öklit'le yapalım arkadaşlarım. Bakın şurada diklikten diklik indiği için bir Öklit yapabilirim. Şuraya ben bir Y yazayım. Şurası da Y oldu. 6'nın karesi Y çarpı hipotenüsün tamamı, yani 10. 6'nın karesi nedir? 36 eşittir Y çarpı 10. Demek ki 3.6 çıkacak. Y dediğimiz uzunluk. O halde şuraya 3.6 yazıyorum. Tabii ki burası da 3.6 olacak. Toplam 7,2 yaptı. X'e de 10-7,2, yani 2.8. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi. Evet, 17 numaralı sorudayız. Bakın şurada bir teğet noktası görüyorum. Soruyu okumadan önce hemen bu teğete bir dikmemi indireyim. Şurada bakın kirişe bir dikme inmiş. Bu kesinlikle kirişi ikiye bölmüştür. Hemen bunu gösterelim. Başka pH'i 7 vermiş. pH. Görelim orayı. pH neresiymiş? Yani şuraya kadar olan kısım 7. Şurası. Demek ki şurası 7-x. O halde burası da 7-x. Evet, burada kuvvet alımını çok rahat gösterebilirim dostum. Bakın dışarıdaki bir noktadan üstteki doğru için kuvvet alıyor. Birinci uzaklık 2√10, ikinci uzaklık da 2√10. O zaman birinci uzaklıkla ikinci uzaklığın çarpımı 2√10 çarpı 2√10. Yani kısaca 2√10'un karesidir. O da 4 çarpı 10'dan 40 yapar, eşittir. Şimdi alttaki doğruya göre kuvvet alalım. Çembere birinci uzaklığı noktamızın x çarpı İkinci uzaklık şuranın tamamı.
Yani buraya kadar 7 idi. Bir de 7 eksi x ekliyorum arkadaşlarım. O halde 14 eksi x geldi. Buradan x'e 4 desem burası 10 oluyor. 4 çarpı 10 sağlıyor. Demek ki x 4'tür diyebiliyorum. Arkadaşlar sakın ha burada hemen içe dağılma özelliğini kullanmayın. Yalandan yere ikinci dereceden denklemle muhatap olmayın. Bence en güzeli deneyerek bulmak. Evet, burada da bir iç kuvvet var. Edirne noktasının iç kuvvet olduğunu görüyorum dostlarım. İki tane kiriş kesiştiği zaman iç kuvvet alabiliyoruz. Şimdi önce DC doğrusuna göre iç kuvveti alalım. E noktasının birinci uzaklığı 2, ikinci uzaklığı 12. O halde 2 çarpı 12 eşittir. Şimdi diğer doğruya geçtim. AB doğrusuna birinci uzaklık x, ikinci uzaklık 8. Yani x çarpı 8'e eşit olacak. Burası 24 yaptı. 8 ile sadeleşirse 3 kaldı. X eşittir 3. Sorumun cevabı geldi. Evet, geldik 19 numaraya. Bakın yine bir iç kuvvet görüyoruz dostlarım. Fransa noktasında iki tane kiriş kesişmiş ama şu CD kirişini görüyorum bakın. DD de CD de çembere dokunmuş. Fakat OE tam olarak bir kiriş değil. Sadece Edirne noktasında dokunmuş. O yüzden ben şöyle çemberin tamamını çizip bunu devam ettirirsem şu şekilde. Bakın şu noktada da K noktası diyelim buna. K noktasında da çembere ikinci dokunuşunu gördük. Yani şu da bizim diğer kirişimiz. İç kuvvet almak için lazım olacak bize. Şimdi şu OF'ye x diyelim. Bize çemberin yarı çapını soruyor. Yarı çapımız x artı 2 oldu. O halde burası da x artı 2. Hadi Fransa noktasına göre kuvvet alıyorum. 3 çarpı 8 eşittir. Diğer doğruya göre kuvvet alalım. 2 çarpı şuranın tamamı. 2 çarpı tamamı dediğim yer x artı 2 ile x'in toplamı. Yani 2x artı 2. İşte buradan x'e ulaşacağız dostlarım. Önce bir 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. 12 olur burası toplamda. 24'tü. 12 oldu. 2x artı 2'ye eşit oldu. 2'yi buraya alırsak 10 eşittir 2x oldu. X eşittir 5 geldi ama zıplamayacağım hemen. Cevap 5 değil. Çünkü bana yarı çapı soruyordu. Ben x'i buldum. X artı 2'yi soruyordu. Cevap Edirne'den geldi. Evet, bakın bir dikkatsizlikle soruyu az daha kaçırıyorduk. Evet. C elemanıdır AB. 12 ile 3'ü gördüm. C noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu nedir diye soruyor. Biz şöyle öğrenmiştik bunu. Çemberin içindeki bir noktadan geçen en kısa kiriş tam o noktada ikiye bölünen kiriştir demiştik. Yani şöyle bir kiriştir bu. Tam bu C noktası bu kirişi ikiye bölüyorsa işte bu kırmızıyla çizdiğim kiriş bizim en kısa kirişimizdir. Ha, en uzun kiriş hangisiydi hocam? C noktasından geçen, bütün noktalardan geçen en uzun kiriş çaptır arkadaşlar. O da çap olacaktı. Şimdi gelin buradan bir kuvvet alalım. Şunlara x diyelim. Bakın birinci uzaklık x, ikinci uzaklık da x. O halde x çarpı x yani x kare eşittir. Birinci uzaklık 3, ikinci uzaklık 12, 3 çarpı 12'den 36'ya eşit. Demek ki x eşittir 6. Yine zıpladım arkadaşlarım. Cevap 6 değil. Çünkü bana kirişin tamamını soruyor. 2x'i soruyor. 12'yi işaretleyeceğiz tabii ki. Evet, bu da yine dış kuvvet sorusu. Bakın şöyle, şuna A diyorum, şuna da B diyorum. Şimdi sağdaki çemberi kapatıp soldaki çemberden bir dış kuvvet yapmak istersem şöyle yazacağım. 4 çarpı 16 A çarpı A artı B'ye eşit. Hemen sağdaki çembere geçiyorum. Buradan da bir dış kuvvet yazıyorum. Yine A çarpı A artı B diyorum bakın. Bu sefer x çarpı birinci uzaklığım x, ikinci uzaklığım da x. Yani x kare. Yani şunu söylüyorum. A çarpı A artı B hem 4 ile 16'nın çarpımına hem de x ile x'in çarpımına eşit. Yani x kareye eşit. O zaman ben A çarpı A artı B'yi şurayı yani aradan çıkarttım. Burası artık yok. Şu ikisinin kuvvetini birbirine eşitledim. Buradan da her iki tarafın karekökünü alırsam arkadaşlarım x eşit olur. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 16 da 4 diye çıkar. 2 çarpı 4'ten 8'i işaretleriz. Bu sefer direkt cevabı işaretledim. Evet, 21 numarada tamamdı.
Geldim 22 numaralı sorumuza. Şöyle bir ayarladık. Evet. 6 ile 12'yi görüyoruz. Bakın şunu söylemiştik. Çemberin dışındaki bir noktadan iki teğetin kesiştiği nokta ile merkezden geçen doğru her zaman açıortay olurdu. Bu 1. Sonra şurada bakın açıortayımın ayakları 6'ya 12. Yani 1'e 2. O zaman kolları da x'e 2x olmak zorundadır. Sonra bu dışarıdan çizilen teğetler dondurma kuralı demiştik. Buna göre birbirine eşit oluyorlardı ki o zaman burası da 2x olacak. Şuraya x kaldı diyebilirim. Hemen bakın şu doğruyla şu 6 ve 12 ile şu x arasında dış kuvvet yapabilirim. Burayı görmeyin. Bakın A noktasından dış kuvvet yapıyorum. Birinci uzaklık 6, ikinci uzaklık 18. O halde 6 çarpı 18. Bu da teğet olduğu için birinci uzaklıkla ikinci uzaklık eşit. Yani x çarpı x, x kare olacak. Evet, burayı da şöyle düzenlersek 36 çarpı 3 demektir bu. 36 dışarıya 6 diye çıkar, 3 içeride kalır. 6 kök 3 olarak cevabımızı işaretleriz. Evet, TAB, TAB üçgeninin alanının TPA, yani şu sağdakinin soldakine oranı nedir diye bir soru sormuş bize. Burada da benzerlik yapıyorduk arkadaşlar. Çok klasik bir soru demiştik. Şu açıya A diyerek başladım. Şimdi A'nın gördüğü yay şuradaki TA yayı ve şuradaki Trabzon açısı da aynı yayı gördüğü için bu da A olarak isimlendirildi. Şuraya B diyelim. Bakın küçük üçgende A var, B var. Hadi şuraya da C diyelim. Büyük üçgene bakın TPB. A var, B var. O zaman şu Trabzon'un tamamı da C açısı olacak diyebiliriz. Hadi benzerliği. Küçük üçgende B'nin karşısı 2, büyükte B'nin karşısı 4. Bu şu demektir. 2'ye 4 ise benzerlik oranları 2 katı demektir. Yani küçükte A'nın karşısına ben K yazarsam büyük üçgende A'nın karşısı 2K. Küçük üçgende C'nin karşısına 2K yazdıysam büyük üçgende C'nin karşısına yani şuraya 4K yazmalıyım. O halde buraya da 3K kaldı diyebilirim ki alanlarını da K'ya A alanı düştüyse 3K'ya 3A alanı düştü diyerek 3 bölü 1 olarak buluruz üçgenlerin alanları oranını. Cevabımız Denizli. Evet, 34 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Yine benzerlik yapacağımız fakat kirişler dörtgeninden faydalanmıştık köşe taşında. Şimdi şuraya A dersem karşılıklı açıların toplamı 180'di kirişler dörtgeninde. Bakın şuradaki C, E, D, B bir kirişler dörtgeni. O halde bu Denizli açısının şu kısmı A'nın bütünleri olacak. Yani 180'e tamamlayanı 180 eksi A'dır burası. Tabii ki bu durumda bunun dış açısı da mecbur ne olmalı? A. Şimdi aynı şekilde şuraya B yazarsam burası 180 eksi B. Dolayısıyla burası B. Hadi şu açıya da C yazalım. Bakın şimdi şu küçük üçgenle şu kocaman üçgeni benzerleyebilirim. Şimdi burada A'nın karşısına 6 düşmüş. Büyükte A'nın karşısına 11 ile 7'nin toplamı 18 düşmüş. Yani bu şu demek 3 katı. O halde küçükte C'nin karşısına 5 düştüyse büyükteki C'nin karşısına 3 katı düşecek. Yani 15 gelmek zorunda cevap Edirne'den çıktı. Evet, 25 numaralı sorumuzu çözelim. Açıortaylar var. Yine benzerlik yaparak çözeceğimiz bir soru. Şimdi şu eşit açılara AA diyelim. Bu A'nın gördüğü şu yay 2A. Bu A'nın gördüğü yay 2A. Ve bu 2A'yı gören şu açıda A olmak zorundadır dedi. Şuraya bir B yazalım. Şuraya da bir C açısı yazalım. A, B, C. Şuna bakıyorum. A var, B var. O zaman şu açının tamamının C olması gerekir diyor. Hadi benzerleyelim şimdi. Küçükte A'nın karşısına X düşmüş. Şuraya yazıyorum. Hatta şuraya yazayım. Şurada yer var. X yazalım buraya. Büyükte A'nın karşısına 12 düşmüş. Eşittir. Küçükte C'nin karşısına 12 düşmüş. Büyükte C'nin karşısına 7 artı X düşmüş. Şimdi hemen içler dışlar çarpımı yapalım. 12 çarpı 12. Eşittir. X çarpı 7 artı X geldi.
Şimdi burada tabii ki çarpanları ayırmadan faydalanmak istemiyorsanız hemen düşünün arkadaşlarım şimdi. Şunu biz güzel bir şekilde çarpalım. Mesela 12 değil de 4 çarpı 3 diye yazabiliriz bunu. İşte 6 çarpı 2 diye yazabiliriz biz bunu gibi farklı farklı şekilde yazabiliriz arkadaşlarım. Öyle de deneyelim şimdi isterseniz şurada. 12'yi 4 çarpı 3 diye yazalım. Bunu da 6 çarpı 2 diye yazalım. Şimdi 3 kere 2 6 ya da 4 kere 3 12, 6 kere 2 12 oldu. 4 kere 2 8, 3 kere 6 18. Hani farkları 7 olan iki sayının çarpımını arıyorum dostlarım ben. Hatta şurada şıkları da deneyebiliriz. 6 yazsak mesela 6 ile 13'ün çarpımı olur. 6 ile 13'ün çarpımı 144 değil. Yani 6 değil cevap. 7 yazsak 7 ile 14'ün çarpımı 77 kere 4 28 98 yapıyor. 7 de değil. 8 yazsak 8 ile 15'in çarpımı 80, 8 kere 5 40 120 yapıyor. Bu da değil. 9 yazsak 9 ile 16'nın çarpımı oluyor arkadaşlarım. Bakın bu oldu. 9 ile 16'nın çarpımı 144'tür. Cevap Denizli'den geldi. Evet, galiba yine bir benzerlik sorusuydu bu. ABD eşkenar üçgen. ABD. O zaman şuralara bir 60 yazalım. Şuna da x diyelim. Şuna da x diyelim. Şuraya da 60 yazalım. Şuraya da 60 yazalım. Şimdi şu Denizli ile Edirne'yi birleştirirsek canım kardeşim, şuradaki açı, şu açı 60'ın tam karşısındaki açı olduğu ve şurası da kirişler dörtgeni olduğu için bu açının ölçüsü 120. Şimdi 60'ın şuradaki dış açısının da ölçüsü 120. Bakın şuraya A diyorum. 120 A, şuraya da B yazalım. Bu üç içerideki şu küçük üçgene bakarsanız 120 var, B var. O zaman mecbur buraya da A kaldı diyebilirim. Artık ben bu taradığım üçgenle şu büyük üçgeni benzerleyebiliyorum şunu. Çünkü açıları tıpatıp aynı. Evet, burada 120'nin karşısına x düştü. Büyükte 120'nin karşısına 6 ile 3'ün toplamı 9 düştü. Küçükte A'nın karşısına 6 düştü. Büyükte A'nın karşısına x düştü. X kare eşittir 9 çarpı 6. O da 3 kök 6 diye dışarıya çıktı arkadaşlar. Evet, son iki sorumuz, 27'deyiz. Teğetler dörtgeni diyor. DC'yi 8 vermiş. Şimdi bu çemberin teğetler dörtgeni çizildiği zaman, yani dış teğet çemberin merkezi çizildiği zaman, dış teğet çember diyor. Dıştan iç teğet çemberi oldu arkadaşlar dörtgenin. Şuralar hep birbirini ortalıyordu hatırlarsanız. Tam ikiye bölmek zorundaydı. DC 8 ise buralar 4, 4. Dondurma kuralından şu da buna eşit olduğu için bu da 4 ya da bu da eşit olduğu için bu da 4. AB 12 ise 6, 6. Yine dondurma kuralı yaptım. Buralar da 6, 6. İç teğet çemberin yarı çapını bize 5 santim olarak vermiş. R eşittir 5. Dörtgenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Bunu biz sur dediğimiz alan formülüyle çözmüştük arkadaşlarım. S buradaki alan, dörtgenin alanı. U çevrenin yarısı demiştik. R de iç teğet çemberin merkezi. Hepsi belli zaten. R belli 5. Alanı zaten arıyorum. U da belli. Çevreyi bir bulalım. Bakın şurası 10. 10 da buradan 20. Şurası da 20 yaptı. Toplam 40 çevresi. Yarı çevremiz 20. Yarı çapımız 5. 20 çarpı 5'ten alanımız 100 geldi diyebiliriz. Evet, yine ikiz kenar yamuk arkadaşlarım ve iç teğet çemberi verilmiş. AB 8 ise hemen şuraya 4, 4, bu da 4, bu da 4. 2 ise 1, 1, bu da 1, bu da 1 diye yazalım. ABCD yamuğunun alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi yamuğun tabi alanını bulmak için yine ya üstteki soruda yaptığım gibi sur formülünü de kullanabilirim arkadaşlarım. Fakat bu sefer R'yi bilmiyorum. R'yi bilmediğim için sur formülünü kullanamayacağım. Ama ne yapabilirim? Normal yamuk alan formülünden şuradan bir yükseklik indirelim. Önce yüksekliklerini bir bulalım. Buradan da bir yükseklik indirelim. Şurası 2 ise bu ortası da 2'dir. Şimdi toplam 8'di ya burası. İkisi buradaysa şu iki eşit parçaya 6 kaldı. Ki bu 6'yı da 3,
3 diye bunlar paylaştı. İkizkenar yamuğun özelliğinden faydalandım birazcık da. Sonra şurada bakın 5'ti burası. Demek ki 3, 4, 5 üçgeninden burada 4 oldu. Şimdi yahu alan formülü neydi arkadaşlarım? Hani pratik olarak 4 çarpı şuradaki 5. 4 kere 5, 20 yani cevabımız. Ama normal yolla nasıl çözüyorduk? Bir yamuğun alanı alt taban artı üst taban. Alt tabanımız 8, üst tabanımız 2. 8 artı 2 bölü 2 çarpı yükseklik yani 4. Buradan 10, 4 ile çarptım 40, 2'ye böldüm. 20'yi yine buldum arkadaşlar. Evet, 28 tane soru çözdük tarama testimizde. Bir sonraki videomuzda da konu testi 1'i gömeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım, öpüyorum şimdilik hepinizi. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.